Vallahi çok şaşırıyorum Maya. Belki saflığındandır. Çok komik. Kıskanıyor tamam da neyi kıskanıyor anlamıyorum ki ben. Kızım sen saf mısın ya? Yani öyle bir duyum var tabii. Ben Barış'la nasıl bu kadar yakın olabildiğinize şaşırıyorum aslında. Vallahi ben de o soruyu hep kendime soruyorum. Acaba sen ve Barış nasıl yani? Ne yapıyorsun lan sen? Ha? Neden sürekli Zeynep'in peşinde bitiyorsun? Koskoca Kerem Seher bu hallere düşecek adam mıydı yani? Değildi ama düştü. Sen beni salak mı sanıyorsun? Değilsin sen. Değilim. Barış. Her şeyin farkındayım Kerem. Şimdi gözlerini kapa. Kapa, kapa, kapa. Sandığın gibi değil. Sen benim kardeşimsin. İkimiz birlikte en güzel deniz kenarında yürüyoruz. Sakın beni tercih yapmak zorunda bırakma. Dalgaların sesi önce uzaktan geliyor. Sonra kayboluyor. Umutsuzca bir çıkış yolu ararken bazen karanlığın içinde bir ışık belirir. Başka birinin umutsuzluğu senin umudun oluverir. Yakında bu rezillikten kurtulacağız. Kendi evimiz olacak. Mesela denize sıfır. Kocaman bir bahçe. Yalı mesela. Böyle pencereyi bir açıyorsun boğaz. Etrafta hizmetçiler. Sen zengin koca aramaya başla istersen. Ben zengin olacaksam da seninle olacağım. Niye? Çünkü seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Hem de fena. Fedakarlık olmadan sevgi olur mu? Yüzme ocağını. Hadi canım sen. Baba! Yalnız bana değil, sana da kazık attı. Anne, lütfen. Bazı insanlar şanslı doğar, bazıları şanssız. Ama gerçekten kimin şanslı, kimin şanssız olduğunu anlamak o kadar kolay değil.